İçeriklerin faydalı buluyorsanız abone olup like tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca katıl butonuna özel ayrıcalıklardan faydalanmak için burada da bulunan videoyu izleyip destekte bulunabilirsiniz. İyi seyirler. Geniş kanaldan kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda altcoinler ne zaman yükselişe geçecek? Ne zaman e, güzel yükselişler yapabilecek? Ve bizim sepetimizin durumu ne halde buna bakacağız. Videoya geçmeden önce hemen size altcoin sepeti videosundan bir kesit izletmek istiyorum. O kesit hemen tamam, bir izleyelim. ikinci coin'imiz, ikinci seçtiğim alt altcoin o USDT. Bu da aynı şekilde daha önce bu görmemiş bir coin. Şu an güncel fiyatı 0.0048 seviyesinde. 2x yaptığında yani yaklaşık olarak 0.96 mı oluyor? Evet. 0.096 olduğunda 0.096 olduğunda ben ne yapacağım? Buradan da e, ana paramı çekeceğim. Karı içeride bırakacağım. Üçüncü seçim. Ve e, paylaşalı ne kadar süre oldu? Paylaşalı yaklaşık olarak bir gün oldu. Bir gün önce paylaştığımız sepet 25 Temmuz'da. iki gün olmuş pardon. iki gün önce paylaştığımız sepette o coin'in şu anda e, bir yükseliş yaptığını ne kadarlık bir yükseliş? %190'lık bir Neredeyse %190'lık bir yükseliş yaptığını ve ana paramı dediğim seviyede yani şu bölgelerde çektiğimi içeride karımı bıraktığımı bildirmek istiyorum. Yani 2 gün içerisinde 9 e, tane seçtiğimiz altcoin'den bir tanesi hedefine gitmiş bulunuyor. Ana paramı çektim ve içeride karı bıraktım. Altcoin'lerin genel durumuna gelmeden önce e, söylemem gereken bir şey var. Telegram hesabımızda birebir eğitimler ile alakalı bir bilgilendirici mesaj bulunuyor. Birebir eğitimler veriyorum. Bu birebir eğitimlerin amacı nedir? İşte bu tarz analizleri kendiniz yapabilmeniz için, kendiniz ee, nasıl alt koyun seçersiniz, altcoin alımlarını nasıl yaparsınız, bitcoin'de kısa vade, orta vade, orta vade trade nasıl yapılır bunları öğrenebilmek için bir eğitim mevcut. O eğitim hakkında bilgi almak istiyorsanız Telegram'da bulunan ee, mesajı okuyabilirsiniz. Açıklama kısmında ve yorum kısmında Telegram hesabımı bırakacağım orada detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi altcoin'lerin genel durumuna baktığımızda ne zaman yükseliş yapabilir? Bu tabii ki de bitcoin'e bağlıdır. Hemen bitcoin grafiğine bir geçelim. Bitcoin'de bizim beklentimiz neydi? Ne zamandan beri? 17-18 Haziran'dan beri. Biz demiştik ki fiyatta şu hareketi bekliyoruz. Burada bir düşüş gelmişti ve burada bir tepki yükselişi gördük. Yani bu tepki yükselişi e, nereye kadar oldu? fiyat 33 binlerden 48 binli seviyelere kadar yükseldi. Şimdi e, ondan sonra tekrar bir düşüş gelmişti. Nereye kadar? Yaklaşık olarak 18 bin, 17 bin, 18 bin bantlarına kadar bir düşüş gelmişti. Şimdi bizim burada da beklentimiz neydi? Buradan da bir yükseliş nereye kadar? 26.700 ile 32 bin dolar seviyelerine kadar mini bir rally görebilme ihtimalimizin olduğundan bahsetmiştik. Şimdi e, fiyatı incelediğimizde görüyoruz ki ufak ufak oraya bir tırmanış devam ediyor e, bugün yani ayın 27'si akşam 9'da bir fed açıklaması var bu fed açıklaması da e, bu durumu biraz daha netleştirecektir ama genel olarak duruma baktığımızda e, diyebiliriz ki 26.700 ile 32.000 arasında bir yükseliş gelirse fiyat da bir rahatlama e, borsaları yeni bir müşteri akımı gelecektir yani bu borsaların da işine gelecek durumdur oraya geldikten sonra Tabii ki de ne bekliyoruz tekrardan bir düşüş bekliyoruz o, e, o, sev o seviyeleri yoksa o zaman bunu detaylı izine bakacağız ama şu an için dediğim durum bu şekilde şimdi alt koyunlar peki ne zaman yükselecek 29000 seviyelerine çıkarken ben alt koyunlarda mini bir rally bekliyorum Altcoin'lerin işte o iki de mesela güzel yakaladık. yüzde %200'lük bir kazanç neredeyse. Yani bir koyup 3 aldınız. 3 aldım. Aldık beraber yani. Paylaştım bunu kanalda zaten gördünüz. Ee, bunun gibi yükselişlerin bence 29.000 seviyelerine eğer çıkabilirse Bitcoin. O zaman da yapabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bir sepet hazırladık. O sepet videosunu izleyebilirsiniz. Tekrardan. Hala yükselmemişler var. Ee, kendi riskinizi göze alarak alım yapabilirsiniz. Ben ben e, o coin'lerin o coinleri alırken o paramı komple unutarak aldım. Yani terse kalma durumu olabilir. Eğer 29.000 seviyelerine çıkmazsa Bitcoin e, uzun süre tersine de bırakabilir altcoinler. Ben riski gözü olarak alım yaptım. 9 tane altcoin. Onları da inceleyebilirsiniz. Şimdi Bitcoin dominansı ve Ethereum Bitcoin alt altcoinler için çok çok önemli. Eğer Bitcoin dominansı bu şekilde düşmeye devam ederse e, biz ne diyebiliriz? alt Altcoinlere para girişi olabilir. Ama Bitcoin'in yükselişi sağlıklı olmaz yani e, Bitcoin değer kazandıkça Çüş ihtimali Daha fazla artar çünkü neden e, Bitcoin hakimiyeti eline alamazsa O zaman biz ne deriz Kısa vadeli tepki yükselişleri bekliyor deriz Yani buradan 29-30 bin seviyelere çıkması Tekrardan boğa başlayacağı anlamına gelmez Bizim Boğayı görebilmemiz için e, Bitcoin dominasının en kötü ihtimalle 50 üzeri tutunduğunu görmemiz lazım Çünkü e, Bitcoin bu kripto para dediğimiz binlerce coin arasında kendini yüzde ellilik bir hacime çıkartamazsa yüzde bir pay alamazsa yükselişler tepki yükselişleri deyip kısa vadeli trade'ler yapılabilir. Benim düşünceme göre bunlar tabi bu videoda ve diğer videolarımda bahsettiğim bütün yorumlarım yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi düşüncelerim benim kendi stratejilerim paylaşıyorum. Sizler de bundan fikir çıkartabilirsiniz kendinize. Ethereum Bitcoin paritesinde yükseliş devam ediyor. Ufak çaplı bir geri çekilme gelmişti ama burada yükselen bir tepe yaptığını görüyoruz fiyatın. Ee, burada da yükselen dibi onaylanıyor şu anda. Yani bu demek oluyor ki Ethereum Bitcoin paritesi yükselmeye devam ederse altlara para girişi devam edebilir. Şimdi Ethereum Bitcoin paritesinde geçmemiz gereken seviye 00.77 seviyeleri civarı. Eğer biz bu seviyeleri aşıldığını görürsek altcoin'lere biraz daha para girişi olduğundan bahsedebiliriz. Total 2 grafiğine baktığımızda Total 2 grafiği yani Bitcoin hariç Bitcoin market cap'te bulunan 220 altcoin'e ait veridir bu. Baktığımızda şunu bir silelim. Birebir eğitimlerde anlatmıştım. Bunları kaldıralım. biz şu an bakıyoruz ki total total 2 market cap'i de 557 milyar dolarda. Yani aslında bayağı düşük fiyat bunlar. Ee, içeri giren ufacık paralar altcoin'lere sert pump'lar getirebilir. Buna dikkat, bunlara dikkat etmekte fayda var. Ayrıca eee USDT dominansından da genel market durumuna bir bakacak olursak USDT dominansı e, ne yapıyor? Şöyle bir yaklaştıralım grafiği. USDT dominansı tam e, 6.92 hatta 7.08 e, rites yapabileceği alan demiştik. 7.08'den e, reddedilini görüyoruz ve 6.92 altında kapanış yaptığını görüyoruz. Yani bu tarafta da durum olumlu. Artık 5.80 seviyelerine doğru USDT dominansında bir düşüş görmemiz gerekiyor. Bu da Bitcoin tarafını yüzde %15'lik bir yükseliş olarak yansıyabilir. Tabii ki de e, önümüzde destekler çok var USDT dominansında da. 6.61 desteği önemli mesela. Oradan da reddeme ihtimali var. Ama dediğim gibi beklentimiz 5.80 civarları. Umarım umarım diyoruz beklentilerimiz e, gelmeye devam eder ve hep birlikte para kazanırız yatırım yapmadan önce kimsenin nedenine bakmayın arkadaşlar e, herkes kendi analizini yapıp kendi riskini alıp e, öyle alım yapması lazım bu piyasada herkes yalnız olduğunu unutmasın e, diyeceklerim bu kadardı acil durumlarda Telegram üzerinden ne yapıyorum bilgilendirici mesajlar atmaya devam ediyorum günlük ve videolarımız gelmeye devam edecek Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bol kazançlar, görüşmek üzere.